Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlum? Korkmaz. Korkmadım. Zekai paşam aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, sanki omuzlarım çeliktendi. Tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım. Durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi gökleri yırtan. Muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı içime yayılan. Ve çukur kuyunun gökyüzü, masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik. İçimdeki huzur, gökyüzü.